land on the opposite shore. Hello, moon. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Işığı açmalı mıyım? Kapatmalı mıyım? Işık sanki böyle daha iyi. Yarım açtım. Neyse. Günaydın. Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Bugün günlerden 20 Temmuz. Yani benim doğum günüm. Bir sene daha yaşlandık diye böyle klasik bir konuşma yapıyormuşum. Hayır yapmayacağım. Tam tersi şu an saat 9.40. Erken, bayağı erken kalktım. Yani 6'dan beri. Hatta 6'dan daha önce bile uyanık olabilirim. Hazırlandık. Şimdi Kübra'yı bekliyorum otoparkta. Beraber Bodrum'a gideceğiz. Böyle yaklaşık bir gecelik, hatta iki günlük neredeyse böyle bir kız kıza böyle hem bir etkinlik için gidiyoruz, hem böyle hem biraz iş, hem biraz böyle gezmeceli bir etkinlik. Yani vakit olacak bizim için. O yüzden bu anları vloglayayım dedim. Çünkü geçen paylaştığım videoda evde çok fazla video istendi. Ama böyle bir de dışarıda isteyenler olduğu için onlar için de böyle hazır bir yere gitmişken, böyle güzel bir vakit geçirecekken, hem de doğum günüm olduğu için böyle bilmiyorum herhalde böyle bu anlara bir vloglayayım dedim. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bu ara vlog çekiyorum ama gelin görün ki editlemiyorum. İki tane falan videom var hazır editlemeyi bekleyen. Ay konuşamadım. Neyse bir yandan da şeyi bekliyorum. Kübra hani eğer çıktıysa kıza yardım edeyim, eşyalarla gelecek çünkü öyle. Neyse şimdi kapatıyorum. Yolda tekrar görüşürüz. Zaten yaklaşık 1-2-3 saatlik tahmini 2 diyebiliyorum. Bir yol bizi bekliyor. Görüşmek üzere. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by.
Kayıttın mı? Kayıtta evet. Hello. Ve gidiyoruz. Hazırız. Yola doğru çıkıyoruz. Şimdi kahvelerimizi aldık. Ben hep buraya bakıyorum. Sen de buraya bakıyorsun. Ben nereye bakacağım? Şuraya bakacaksın. Kamera gören masum Kübra. Şimdi kaç saat bizim yolumuz? Bilmiyorum. Hemen bakayım. 2 saat. Yok. 2 değil mi? Ben masum masum diyorum. 2 saat falan. Şimdi şuradan bir çıkalım. 3 saat falan. 3,5 neyse. Benzin alıp direkt yola doğru çıkıyoruz. Şimdi sizi kapatacağım. Çünkü bu arabada sabit tutma yeri yok. Hatta şöyle. Aa 3 saat verdi. 3 saat 7 dakika. Ha, bir şey değil. Saat güzel. Şu an 10 olsa tam 1'di gibi. 1.12. Aynen. Ki biz 3 saatten bir tık belki daha da bilmiyorum. Durmayacağız çünkü mola vermeyeceğiz. Neyse ben bunu kapatıyorum. Yolda tekrar açarız. Bay bay. Tam 3 saatlik yolculuğun ardından Bodrum'a geldik. Şimdi size hatta direkt etrafı göstereyim. Sonra otele doğru gideceğiz. Ama öncesinde işte oturup böyle bir şeyler yiyip içelim diye düşündük. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Will you carry me like I am home again? Wait, hold on. Put me together. Take me back where I've been wrong. I want it all. Ne yaptık? Geldik. Mağazalara baktık. Evet. Eda'nın çok beğendiği bir ayakkabı vardı. Ona baktık. Ama 3 sene daha düşünmek istiyorum. Yaklaşık 2 senedir daha düşünüyorum. Bu gece bir rüyaya yatacak o. Düşünecek. Evet. 3 senedir alsam almasam. Büyük ihtimalle alacaksın. Neyse bir tane ayakkabı var benim çok beğendiğim. Çok ikonik ve klasik bir ayakkabı. Yaklaşık 2 senedir acaba diyorum. Neyse işte en son geçen yıl denemiştim ve bir tane numaramdan kalmıştı ve ben onu almamıştım. Sonra bitmişti. Şimdi yine bir tane numaramdan, aynı ayakkabıdan var. Yine ben onu almadım. Düşüneceğim. Öyle. Ama daha burada. Yüksek ihtimal yine almadım. Ve ben ayakkabıyı almadıkça ayakkabı 2-3 katına falan çıktı. Ve bu durum daha da şey oluyor. Hayır geçen yıl o fiyattı diyerek. Öyle işte. İnşallah bu şarkılardan tehlike yemem. Doluyor mu dıştaki ses? Oluyor. YouTube'un işte öyle bir olayı var. Konser falan çekiyor. Max yani 10 saniye diyorlar ama 10 saniyenin daha öncesine genelde geliyor. O yüzden mesela benim YouTube'da kullandığım müzikler falan hep şey satın alıyorum her ay. Öyle. Sonunda otele geldik ama hazırlanmak için çok az vaktimiz var. Şu an saat 18.40. Benim sürücü belgemle. Aa çok enteresan. Neyse. Bahçemiz var ve odaya girelim. Kübra ile aşkım. Balayı yatağım. Balayı yatağım. Siz zaten ben senin telefon kabından anlamıştım. Nerede telefonun? Şöyle. Eda ve Kübra gördünüz. Tatil özel almış. Biz aslında şey iki ayrıca gitmiştik ama böyle denk geldi. Yani. Şimdi hızlıca hazırlanacağız. Bu kadar saçımız başımız kabardı ki ve gideceğimiz etkinlik de yine bir saç markası sinek var içeride. Bu saçlarda bilmiyorum nasıl olacak. Hemen hazırlanmaya başlamam lazım. Çok hızlı bir makyaj yapıyoruz. Şimdi size elbisemi göstereceğim ama öncesinde şu vücut yağını bir bacaklarıma süreyim. Sonra son halini göstereceğim. Hatta bunu size göstermem lazım bir saniye. Bu arada ben şu an fark ettiyseniz bayağı kapkarayım. Bakın yani esmer olmama rağmen inanılmaz güzel bir renk verip böyle hafif de bir ışıltı katıyor. Arka bakar mısınız? Çok iyi. Geç kaldığımız için böyle çok kesinlikle böyle son halimizi gösteremedim. Yani bitişine yetişeceğiz herhalde. Orada artık boydan size nasıl giyindiğimi gösteririm ama şu an çok çekemedik ya. Çünkü gerçekten her şey son dakika oldu. Aynen.
şey var ya spor hocaları, canlan canlan hızlı hareket. Ki ben şu an karşımda böyle canlan canlan. Uyanınca öğlen oldu. Ben daha tam böyle hazırlanıp burada olmuş olsam da çok uyanamadım bence. Çok halsizim. Başım ağrıyor bir de. Ya bu ara çok başım ağrıyor. Dün şeyde teknede çok rüzgar. Evet aşırı rüzgardı ama dün akşam epey güzeldi. Evet. Bayağı güzeldi. Çok biz çok beğendik. Çekebildim kadar çekmeye çalıştım ama biraz orada biliyorsunuz teliftir vesaire. Bir de hani herkes böyle kamerayı da kimsenin bir ağzına sokmak istemedi ama ortam çok güzeldi yani. Öyle sonra zaten böyle ufak bir pasta yedik. Evet. Sonra da otele geldik. Şimdi uyanıp hazırlandık. Bugün işte birkaç böyle bir yerlere gidip konuşalım. Bir yerlere gidip mağaza gezeceğiz. Sonrasında öyle bir şeyler daha içi falan. Doğru. Yolu konuşamadım. Benim uyanamadı. Benim yemek yemem lazım. Hala aşırı. Kurbasanını bekliyor. Şaşırdık evet. Mı? Hayır. Kurbasanım gelmeden konuşamıyorum. Neyse şimdi işte bugün işte biraz sonra mağaza gezip sonra çay kahve böyle belki sonra direkt yola doğru çıkarız diye düşünüyorum. Öyle yine sizinle bir gün olacak. Çekerim. Eve gidince de çekmeye devam edeceğim. Çünkü çok bir şey çekmedim bu tatilde. Değil mi? Evet. Ama zaten dün öğlen kaçta geldik biz? Geç geldik. Bir yani zaten 3 saat falan yoldaydı. Evet. Sonra işte biz bir tık böyle mağaza gezdik. Oraları size çok çekmedim. Genelde çünkü mağazalar da yasak. Aslında bakacaklarına bakmaya gittik. Evet. Kendime doğum günü hediyesi bakıyordum. Evet. Sonra kararsız kaldım. Çok fazla mağaza gezmeye buraya gelmedik. Aynen. Ama bakacaklarımız vardı. Zaten şeyde çekim demiyor ki. Yani kameraya izin vermiyorlar. Değil mi? Evet, çekemezmişiz zaten. Neyse. Şimdi size şu manzaramızı göstereyim. Çok güzel duruyor ortam bakın. I was never the one to write up a song for just anyone. En son Bodrum'da konuşmuştuk. Sonra zaten biz kahvaltıdan sonra direkt Yalıkavak Marina'da böyle biraz mağaza falan gezdik. Çok kamerayı açamadım. Açtığım her yerde kamerayı kapattırıyorlar çünkü. O yüzden böyle alacaklarımızı alıp böyle hızlıca direkt dönüş yoluna doğru geçtik. Zaten bir 3 saat falan yoldaydık. Geldiğimizde de saat geçti. O yüzden çok böyle o günü yani dün çok fazla vloglayamadım. Şu an bu kız neden bu kadar şık derseniz. Çünkü yarın bir düğüne gideceğiz. O yüzden böyle evde şimdi ne giysem diye bakıyorum. Şu üzerimdeki crop'u aylar önce Zara'dan almıştım. Bir türlü hiçbir yerde bunu kullanamadım. Ve içimde hep kalmıştı bunu nasıl kombineceğim falan diye. Ben bir de çok böyle hani az çok artık tarzımı bence biliyorsunuz çok böyle abiye veya ultra baş şıkır şıkır elbise insanı değilim. Çok rahat edemiyorum öyle. Tabii ki beğendiğim parçalar oluyor ama hani böyle daha şu tarzı daha çok seviyorum. Zara'dan şöyle bir yelek almıştım. Yeni bu da sezonda var. Yüksek ihtimal aşağıya kollarını bırakırım. Şu olmayabilir çünkü indirime girip tükenmişti diye hatırlıyorum. Üzerimdeki şu etek de yine Zara'dan. Böyle bir kombin yaptım. Şu üzerimdeki yeleği ütüleyeceğim. Biraz fazla siyah gibi. Ama böyle bir taşlı kolyeyle biraz da böyle belki bir tık daha renkli bir rujla makyajla birazcık renk vermeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Yarın yüksek ihtimal çekmem. Çünkü böyle düğünler öncesi çok koşturma oluyor böyle hazırlanma vesaire derken. O yüzden böyle şimdiden giymişken size de göstereyim dedim. Bu arada kendime ufak bir doğum günü hediyesi aldım. Çok böyle aldıklarımı artık alışveriş videoları falan yapmıyorum. Vloglarda da çok göstermiyorum aslında. Bilmiyorum hala alışveriş videoları çünkü izleniyor mu ondan emin değilim. Böyle güncel bazı şeyleri de paylaşmak da istiyorum. İşte bu ay neler aldım ya da işte 2-3 ayda bir güncel bir alışveriş videosu gibi. Ne dersiniz? Ben izlenmez diye çekmekten korkuyorum. Çünkü genel olarak hani YouTube'da şu an çok düşüş var. Hani herkesin YouTube'unda böyle. Daha çok insanlar böyle kısa, real tarzı videolara kaydığı için YouTube'da uzun uzun videolar çok sevilmediğini düşünüyorum. O yüzden daha çok o taraflara böyle içeriklerimi yönlendiriyorum. Size de sormak istedim. Yani normalde mesela bunları aldığımda ben eskisi gibi YouTube yapıyor olsaydım direkt bir alışveriş videosunda size detaylı böyle uygulamalı denemeli hepsini gösterirdim. Neyse size bunu da bir soru olarak sorayım. Ay tripodum yok kolum koptu. Bir de dün kendime bir doğum günü hediyesi aldım. Onu da size göstereyim. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh,
Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me wrong. I'm so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum.